Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte ViewSonic'in VG2433S MH monitörünü inceleyeceğiz. VG2433'ten direkt 24 inç olduğunu anlayabiliyoruz. Evet Ali, 24 inç bir monitör, 23.6 inç görülebilir alanı var. Şimdi monitörü bir çevirelim izleyicilerimize, görülebilir alanı gösterelim. Kenardaki çerçeveler bu konuda etkili oluyor. Evet. Şimdi bu monitörle ilgili tabii ki en önemli soru bunun panel tipi nedir? İşte sağladığı diğer değerler nedir? Panel tipinden başlayalım. Ali, panel tipi IPS. IPS panelleri istersen sen biraz anlat. IPS panelleri biliyoruz çünkü sayısız IPS panel inceledik. Farklı panel türleri var sevgili izleyiciler. Bunların artıları ve eksileri türüne göre değişiyor. Evet. IPS paneli genel olarak tanıdığımız şekli şu. Gerçekten geniş görüş açısı sunuyor ve farklı açılardan bakarken renkler kaybolmuyor ya da bozulmuyor. Evet, bu monitörde de 178 derecelik bir görüş açısı mevcut Ali. Normal bir açıdan bakarken de renkleri gerçekten daha doğru, daha zengin bir şekilde verebilen paneller oluyor. Ancak bununla birlikte genellikle tepki süreleri o kadar oyuncu monitörlerinde olduğu kadar hızlı olmuyor. Evet, genel olarak IPS panellerin tepki süresi 6 milisaniye ile 5 milisaniye arasında dolaşmakta. Fakat ViewSonic'in bu modelinde 4 milisaniye tepki süresi var. En önemli fark bu. Testlerde zaten buna dikkat çekeceğiz. O 4 milisaniye fark IPS panel birlikteliğiyle birlikte bakalım bize hangi kullanım alanlarında bir avantaj sağlayacak. Evet Ali, yakından bakalım istersen. Monitörün tasarımına yakından baktığımız zaman sade siyah bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Evet Ali. Yuvarlak bir kaidenin üzerine yer alan monitörümüzün sert sağlam plastikten bir kasası var. Son derece sağlam. Dokusu yine sade tasarımıyla birlikte ViewSonic'in burada yazılı logosu. Sol üstte de ViewSonic'in renkli yine logosunda yer alan kuşları var. Şimdi burada önemli olan tabii ki ekranın paneli üzerindeki kaplama türü. Anti-glare bir kaplama var Ali. Yani yansıma yapmayan bir kaplama söz konusu. Işık vurduğu zaman bu ışığı dağıtıyor. Normalde parlak panellerde o ışık çok fazla yansıyarak ekranın görünmesini engelliyor. Bu monitörde ise böyle bir sorun yok. Şimdi ne kadar dönebiliyor ona bir bakalım. Evet Ali. Şöyle bir döndürelim. Valla bayağı dönebiliyormuş hocam. Ne kadar dönebiliyor? 340 dereceye kadar dönebiliyor Ali kolayca. Zaten 360-365 derece olduğu zaman tam dönmüş oluyor ama şimdi buradan yan kısımdan bakıyorum. Yan kısımdan bu şekilde döndürdüğüm zaman şu alt kaidenin içerisindeki döner kısım sayesinde son derece rahat bir şekilde dönüyor. Zaten montajı da bunun çok kolay sevgili izleyiciler. Şu alt kısmı üst kısma tek bir vide ile bağlıyoruz. Bir de bu arkasında bunun yükselmesini engelleyen bir adet pin var. Bu pimi de çıkarttığımız zaman artık yükseltip alçaltabiliyoruz. Ne kadar yükselebiliyor bir bakalım. 100 mm yükseltebiliyoruz Ali. 100 mm'nin normal tabiri 10 cm. 10 cm şuradan bir bu kadar daha yükseliyor. Tekrar alçalabiliyor. Tabii bunun ne kadar döndürülebildiği de önemli. Şöyle yan taraftan döndürdüğümüz zaman öne ya da arkaya doğru yatırabiliyoruz. Bunun da derecesi genelde belirtilir. Evet, öne Ali -5 derece, arkaya da 25 derece eğilebiliyor. Bu da koltuk pozisyonuna göre monitörle ergonomik bir çalışma için monitörü ayarlamamıza imkan sağlıyor. Tabii bunun dışında ben şunu da fark ettim. Şöyle de bir döndürme imkanı var. Evet, pivot da yapabiliyoruz 90 derece şeklinde. 90 derece pivotu da şöyle dik konuma getirme oluyor monitörü sevgili izleyiciler. Aynı şekilde burada da o dereceli ayarlamayı yapabiliyoruz. Yani yukarıdan ya da aşağıdan monitöre bakmamız mümkün. Monitörün VESA desteği de mevcut. VESA desteği bu gördüğümüz 4 vida yuvası sayesinde arka ayağın çıkartılabilmesini sağlıyor. Evet, bu sayede monitörü ekstra harici ayaklara bağlayabiliyoruz. Şimdi mevcut olan stand ayağı zaten o kadar ergonomik ki buna ihtiyaç olacağını düşünmüyoruz. Evet. Fakat bazen çok farklı stand ayakları olabiliyor. Medikal alanda ya da bazı ofislerde, mimarlık ofislerinde kullanılabiliyor. Bu tür ayaklara da bunu monte etmek ya da duvara sabitlemek mümkün. Kesinlikle. Özellikle de duvara monte edeceğiniz zaman VESA standlarda gayet kullanışlı oluyor. VESA dışında arka taraftaki tasarım da ilginç. Özellikle bu hareket eden kısmın burada geometrik yapıda, burada oval yapıda olduğunu, yuvarlak hatlara sahip olduğunu görüyoruz. Bu kısımda yine 2 adet içeriye doğru hafif oval bir kısım mevcut. Üst kısımda yine havalandırma kanalları var. Bu bize şunu gösteriyor, bunun güç adaptörü içerisinde yer alıyor. Evet Ali, harici bir adaptör yok. Harici bir adaptörü olmadığı için de bütün ağırlık monitörün kendisinde. Ağırlığını da sorayım hocam. Ayak ile birlikte 5,5 kilogram Ali. Oturaklı bir monitör masanın üzerinde sağlam bir şekilde duruyor. Biraz da giriş çıkış portlarından bahsedelim. Evet Ali, aşağıda HDMI portunu görüyoruz. Onun üzerinde DVI portu yer alıyor. En üstte de VGA portunu görmek mümkün. Yani eski ekran kartlarıyla bile bağlantıda hiçbir sıkıntı olmayacak. Bu esnek bağlanabilirlik gayet güzel. Evet. Bunun üzerinde iki tane ses portu görüyoruz. Bunlar nedir acaba? Ali, bir adet ses giriş portu mevcut. Bir adet de eğer kulaklık kullanacaksan veya monitörün kendi içerisindeki hoparlörleri kullanmayacaksan ses çıkış portu mevcut. Ses giriş portuna kasamızdan kablo bağlıyoruz değil mi Recep? Evet, istersen tabii ki HDMI üzerinden de ses aktarabilirsin. Fakat farklı bir kablo kullanıyorsan, örneğin DVI veya VGA kullanıyorsan harici ses giriş portunu kullanabilirsin.
O zaman şunu da soracağım. Bunun üzerindeki hoparlörlerin gücü nedir acaba? 2 adet 2 wattlık hoparlör mevcut Ali. Adaptörü içerisinde dedik, güç tüketiminden de bahsedelim. 22 watt güç tüketimi var Ali. Peki Recep, eco modlar oluyor, tasarruf modlar oluyor. Bunda öyle modlar var mı? Evet var Ali. Standart mod var. Standart güç tükettiği mod 22 watt tüketiyor dedim zaten. Optimize modu var. Bir de conserve modu var. Optimize modunda 19 watt güç tüketiyor. Conserve modunda ise 14 watt'a kadar inebiliyor güç tüketimi. Peki nasıl iniyor? Bu farkı nasıl yaratıyor Recep? Ekran parlaklığı kısılarak iniliyor Ali. Olay basit diyorsun. Eğer güçten tasarruf etmek istiyorsan, çok uzun saatler kullanıp şirkette çok sayıda monitör kullanacaksan eco modlar alıyorsun. OSD kontrol tuşlarına bakıyoruz. Evet, bunlar da monitörün ön kısmında, alt kısmında yer alıyor. Üst kısımda her birinin bir sembolü yer alıyor. Alt kısmında da yuvarlak, normal fiziksel olarak bastığımız tuşlar yer alıyor. Açık kapalı LED'ini de burada görebilirsiniz. Şimdi monitörün içerisine bakıyoruz. Panelimizi söktük ve burada hoparlörleri net bir şekilde görebiliyoruz. Evet. Alt kısımda kontrol mekanizması var. Yine buradan veri kabloyla bağlı. Bunun haricinde hoparlörlerin aradaki bağlantı kablosunu görüyoruz. Arka tarafta hava ızgaralarını görüyoruz. Recep, şunu soracağım. Buradaki panelin detay bilgisi nedir? Ali, panel BOE tarafından üretilmekte. BOE Çinli bir üretici. Panelin modelini de belirtelim. HR236W1-310. Recep, zaten herkes ya Çinli ya Tayvanlı ya Koreli. Evet. BOE firması nasıl bir firma? Ali, BOE 1993'te Çin'de kurulan bir firma. 2011'de 18.000 çalışana ulaşıyor. Her ay 1 milyon panel ihraç ediyor. Peki Çin'deki boyutu nedir bu firmanın? Ali, Çin'in en büyük panel üreticisi. Şunu da belirteyim. Toshiba, Panasonic, Hyundai ve Matsushita ile birlikte çalışan bir firma. Aynı zamanda Ali, dünyanın en büyük 6. panel üreticisi. Şimdi biliyoruz ki farklı üreticilerin seçilme sebebi aslında ürettikleri özel paneller oluyor genellikle. Evet. Bu panelin özelliği nedir? Ali, birebir kontrast sunuyor bu panel. 4 milisaniye tepki süresi en büyük özelliklerden bir tanesi. Çünkü IPS panellerde bu tepki süresine kolay kolay ulaşamıyoruz. Bunun yanında 250 kandelmetre parlaklık değeri var. Yani ViewSony'in bu paneli tercih etme sebebi, üreticiyle çalışma sebebi hızlı bir panel sunmuş olması. Kesinlikle. Zengin bir kutu içeriği var. Evet, gerekli olan kablolar ve kullanım kılavuzları yanında geliyor. Burada kolay kurulum kılavuzunu görüyoruz. Burada DVI kablosunu, yanında ses bağlantı kablosunu, onun yanında VGA kablosunu ve de güç kablosunu görüyoruz. Evet sevgili izleyiciler, şimdi monitörümüzün on-screen display yani ekran üzerindeki menüsünden farklı renk ve parlaklık ayarlarına bakacağız. Evet. Tears of Steel'ın sabit bir karesindeyiz. Filmimizi dondurduk. 4K bir film, oldukça yüksek çözünürlüklü bir film. Yukarıdaki ve aşağıdaki siyah bantlar da filmin kendi ölçeğinden kaynaklanıyor. Şimdi on-screen display menüsünün tuşları aşağıda fiziksel olarak yer alıyor. Bu fiziksel tuşlardan en sağdaki tuş açma kapama tuşu, onun bir solundaki iki tuşu ise bize menüyü açıyor. Ve bu 1 ve 2 tuşlarıyla yukarı aşağı okları kumanda ediyoruz. Soldaki 1 yazan tuşla bunları seçebiliyoruz. 2 yazan tuşla da tekrar buradan çıkabiliyoruz. Direkt menümüzü açtığımız zaman Türkçe bir menüyle karşılaşıyoruz. Evet, kontrast ve parlaklık ayarlarını görüyorum en üstte. Kontrast ve parlaklık ayarlarına girmek için dediğimiz gibi iki tuşuna basıyoruz. Kontrastımız %75'te, parlaklığımız %100'de. Tabii ki bu fabrika varsayılan ayarları değil. Evet. Şimdi burada bu ayarları istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Varsayılan ayarlara getirebiliriz tekrar. İstersen bir buradan bir çıkalım, bir varsayılan bir ayarlara bir getirelim Recep. Şu şekilde aşağıya doğru bir inelim. Bellek geri çağırma. Bellek geri çağırmaya girdiğimiz zaman hop ekranda bir döngü ibaresi belirdi ve de fabrika ayarlarına tekrar geri döndük. Şimdi bakalım bir parlaklık ve kontrast ayarlarımız ne kıvamda? 70'e 100. 70'e 100. Zaten olması gereken ayarlar demek ki buymuş. Şimdi parlaklığı bir değiştireyim. Buradan tekrar. Şöyle bir 90 yapalım. Bakalım fabrika ayarlarına döndürdüğümüz zaman bu tekrar 100 olacak mı? Evet, doğru sıfırlamış mıyız? Tabii, bunu bir test edelim. Tekrar bellek geri çağırma yaptık. Kontrast ve parlaklık ayarlarına giriyoruz. Evet. 70'e 100. Demek ki standart ayar olması gereken ayar fabrika çıkışta olarak parlaklığın 100 ayarlı olması. Şimdi bunun altında doğal olarak bir giriş seçimi kısmımız var. Cihazda farklı girişler mevcut. HDMI, VGA ve DVR olduğunu belirtmiştik. Şu an biz DVR üzerinden bağladık. Bir de 3.5 mm kulaklık kablosuyla, ses kablosuyla ses çıkışından da sesimizi monitörümüzün hoparlörlerine aktardık. Burada alt kısımda ses ayarını görebilirsiniz. Ses düzeyini %50'den biraz daha yükseltelim. %100 yapalım. Çünkü içerisindeki zaten hoparlörler 2 wattlık demiştik. Evet, 2 adet 2 wattlık hoparlör mevcut. Tamamen kısabiliyoruz da sesi istersek. Buradan çıktıktan sonra esas önemli ayarlardan renk ayarlarına geliyoruz.
buradaki ayarımızı kullanıcı ayarı yaparsak red, green, blue'yu tek tek ayarlama imkanımız oluyor. RGB. Evet, bunu siz kendi çalışmalarınızda ideal ayar olarak değiştirebilirsiniz kendi istediğiniz şekilde. Bunun haricinde önceden hazırlanan ayarlara baktığımız zaman sRGB ayarımız var. Bu standart bir hale getiriyor, çalışmalar için uygun bir hale. Tabii bu hale getirdiğimiz zaman monitörün biraz daha karanlık durduğunu fark ediyoruz ama renk doğruluğu açısından iyi bir ayar. Bunu belirtebiliriz. Mavimsiye aldığımız zaman ekrandaki tonlar daha soğuk bir hal alıyor. Mavi tonlar güçleniyor. Soğuk ayar aldığımız zaman mavimsi kadar soğuk durmadığını aslında fark ediyoruz. Ama hala soğuk, uyarıcı bir ton var. Doğal ayarlar gayet güzel gözüküyor göze. Arka plandaki özellikle ağaçların yeşilinde ya da kadının saç tonunda fark edebiliyoruz bunu. Ben ideal olarak görüyorum hani doğal ayarı. Gerçekten ideal. Göze gerçekten doğal geliyor adında olduğu gibi. Sıcak hale getirdiğimizde bariz şekilde kırmızı tonların arttığını, güçlendiğini görebiliyoruz. Hem saçta hem aşağıda köprünün buradaki tuğladaki çerçevelerde hem arka plandaki ağaçlarda görülüyor. Biz bunu ne yapalım dersin Recep? Ali ben doğal yapalım derim. Doğal ayarda gayet güzel bir görünüm sağlıyor. Bu arada menüde dolaşmak gerçekten zor. Evet, çünkü aşağıdaki fiziksel tuşların konumu soldan seçip sağdan seçip iki tarafa birden iki parmakla kumandayı gerektiriyor. Ama şöyle bir şey var, ayarları bir defa yaptıktan sonra sık sık değiştireceğimiz pek bir ayar bulunmuyor burada. Bilgi kısmına girebiliyoruz. Bilgi kısmında çözünürlüğümüzü ve frekanslarımızı görüyoruz. Full HD çözünürlük ve 60 Hz bir monitörümüz var. Evet. Burada 60 Hz genel kullanım için gayet ideal bir refresh rate. 144 Hz'lik oyuncu modellerde bulunuyor. Ama tabii ki onlarda maliyet yükseliyor ve panel tipi çok değişiyor. Manuel görüntü ayarı seçeneğimiz var. Burada ekrandaki netliği arttırma imkanımız var. Netliği şu şekilde 0'a indirebiliyoruz. %25'lik dilimler halinde netliği arttırdığımız zaman gerçekten ekrandaki özellikle saç tellerindeki keskinlik oranı artıyor. Ama herkes netliği istemeyebilir. Çünkü hafif bu netliğin kapalı olduğu ayarda da daha doğal bir blending karışım görüyoruz ekrandaki renkler ve pikseller arasında. Pikselleşme gördüğünüz zaman buradan netliği kapatıp kısabilirsiniz. Ben netlik ayarını %25'te bırakacağım. Dinamik kontrast seçeneğimiz var. Önemli bir ayar. Dinamik kontrastı açtığınızda monitör otomatik olarak sahneye göre ışıklandırmayı değiştiriyor. Dinamik kontrast statik kontrasttan çok daha geniş bir aralık sunuyor. Ama dediğimiz gibi ekrandaki görüntüye göre belirleniyor. Eğer siz sahneye göre ayar yapmak istemiyorsanız dinamik kontrast ayarını alabilirsiniz. Tabii şu an bizim gözümüze kendi yaptığımız manuel ayarlarda daha parlak olduğu için biraz daha az ışıklı bir ortam görünüyor. Dinamik kontrastı yine kapatalım. Daha aydınlık gözüksün. Evet. Aydınlık seviyoruz. En boy oranı ayarımız var burada. Evet, eskiden beri 4.3 kullanıldı ama son zamanlarda artık 16'ya 9 standart haline geldi. Aynen öyle. Tabi hala 4.3 kullanan kullanıcılar mevcut. Eğer kullandıkları uygulamayla ya da görmek istedikleri görüntüyle ilgili bir 4.3 niyetleri, istekleri varsa buradan ayarlayabilirler. Fakat yeni geniş monitörlerde bütün alandan faydalanmak için artık 16'ya 9, 16'ya 10 gibi geniş ayarlar şart. Bunu da tam ekran ayarıyla bu şekilde standart bırakıyoruz. Tekrar bu menüden çıkalım. Bir de aşağıda aşırı tarama var. Bunu overdrive ile karıştırmayın. Evet, bu overscan. Overscan dediğimiz ayar ne işe yarar? HDMI'den görüntü geldiği zaman görüntü monitöre oturmuyorsa overscan ayarını açıp kapayabilirsiniz. Görüntüyü ekrana sağlam bir şekilde oturtmak için bu ayarı yapabiliyoruz. Şimdi manuel görüntü ayarında bir de ekonomi modumuz var. Ekonomi moduna girdiğimiz zaman o arka taraftaki güç girişine bakarken bahsettiğimiz güç tüketim değerlerini değiştirebiliyoruz. Evet, standart, optimize ve konserv dediğimiz koruma modu. En iyi hale getir, optimizasyon yapıyor, güç tüketimini düşürüyor. Koru, genellikle ofislerde çok daha uzun sürede elektrik faturasının düşmesi için güç tüketimini azaltıyor. Evet, koruma modunda 14 watt tüketiyor monitörümüz. Bunu tekrar standart moda alıyoruz çünkü iyi bir görüntü almak istiyoruz. Bizim için şu an parlaklık daha önemli. Aşağıdaki ayar menüsüne girdiğimiz zaman buradan dil seçimi, çözünürlük bildirisi, OST konumu, OST zaman aşımı, yani bu ekrandaki menünün ekranda ne kadar zaman hareketsizlikten sonra kapanacağı, arka planın şeffaflık oranı, OST mili gibi seçenekler var. OST milini açtığımız zaman pivot modunda kullanımda ekrandaki menüyü döndürmeyi görüyoruz. Evet. Mil malum dönen bir şey. Türkçeleştirmesinde de buna mili denilmiş. Otomatik güç kapatma seçeneğimiz kapalı.
Güç göstergemiz açık. Güç göstergemiz de monitörün altında bu OST tuşlarının arasındaki LED ışık. Geceliğin gözünüzü alırsa, rahatsız ederse işte buradan kapatıp bunu karanlığa gömebiliyorsunuz. Bunun haricinde zaten baktığımız buradaki ayarlarda bir tek fabrikaya dönüş ayarları var. Şimdi bir bakalım filmde nasıl bir multimedya deneyimi sunacak bizlere. Filmimize buradan devam edeceğiz. Hoparlörlerimizin sesi %100. Monitörün dahili sesini kullanıyoruz. Evet. You guys talking last night. It's not my fault. You're a rock star. How's it looking, Barley? We should have about 10 minutes. Well, that's perfect. We're on in one. All systems go. Yeah, you go. Go. Go, guys. Go, go, go. I love it. Come on. Go. That's nice. Nothing to worry about. Tom. Tom. There she is. Now, you love her. She's your passion. Be tender to her. Be honest. Be tender. Remind her what love is. Thank you.
monitörün geniş bir görüş açısı sunduğunu belirtmiştik. Bu niçin önemli? Monitörün başında her zaman monitöre düzgün bir açıyla oturup bakmıyoruz. Evet. Çevremizde bizimle birlikte izleyen insanlar olabiliyor. Günümüzde bilgisayarlar çoğu yerde, çoğu odada, ofiste birden fazla insan tarafından izlenmek için kullanılıyor. Şimdi böyle yanlarda ve bizim normalde şu an baktığımız mesafeden daha uzak mesafede insanlar baktığı zaman pek çok panelde renkler soluyor. Evet. Bunu da bir yakından bir bakalım. Gayet net bir şekilde halen daha şu an görebiliyoruz. Daha da ilerlediğimiz zaman yine bakalım. Yani monitörü görebildiğiniz sürece renklerde bir soğuma olmadığını söyleyebiliriz. Evet. Gerçekten iddia edildiği kadar geniş görüş açısını rahatlıkla sunabiliyor monitörümüz. Bir de bu yanlardan olduğu kadar yukarıdan aşağıdan da geçerli bir durum. Şu şekilde öne doğru eğdiğimizde de renklerde bir karar mı olmuyor? Bu özellikle monitöre yukarıdan ya da aşağıdan bakarken çalışırken insanı rahatsız eden bir durumdur. Evet. Siz oturursunuz, yanınızdaki arkadaşınız mesela işte omuz üstünden gelip baktığı zaman projenize yukarıdan bakar. Ya da grafik çalışmaya yukarıdan bakar. Yukarıdan baktığı zaman o renkleri daha soluk görür, siz daha net görürsünüz. Evet. Orada anlaşmazlık çıkar. Çalışma esnasında bu çalışmanın rengi olmuş mu olmamış mı? Tabii ki üst düzey profesyonel çok güzel 4K modelleri var Wilson'un. Ama biliyoruz ki çoğu ofiste, çoğu çalışma ortamında Recep değil IPS panel, normal renk ayarları sRGB ayarı olmayan 24 inçten çok daha küçük monitörler hala kullanılıyor. Bu monitör onlar için de güzel bir upgrade yani yükseltme imkanı olacaktır. Evet sevgili izleyiciler, sizlerle birlikte ViewSony'in VG2433 SMH modeline yakından baktık. Hatta yakından bakmakla kalmayıp YTA 5'i de bu monitörde oynadık. Bir oyuncu monitörü olarak tasarlanmamasına karşın gerçekten güzel bir renk kalitesi sundu bize. Evet. Recep, şimdi bu 60 Hz'lik bir monitör.
ADS panel kullanan bir monitör. Bunun artlarını, eksilerini bir değerlendirelim. Ali, artlara baktığımızda geniş görüş açısı sunan, renk kalitesi yüksek ADS panel ilk olarak gözümüze çarpan nokta. ADS panel, IPS panel türevi diyebiliriz. Evet, IPS panelleri zaten biliyorsunuz geniş görüş açısı sunduğunu belirtmiştik. Tabii ki piyasada farklı üreticiler farklı isimlerle IPS paneller üretiyorlar. Bu bağlamda biz genel olarak IPS bir isim oldu, bir marka oldu diyelim. Selpak gibi. Mesela kağıt mendil demeyip Selpak demek gibi ilk onu çıkartan onun ismini almış oluyor. Evet, bu bağlamda geniş görüş açısı sunan monitörler bunda ADS panelde olsa IPS olarak nitelendiriyoruz. Ve panelin kalitesi gerçekten bizi memnun etti. Teknik detay olarak da zaten üreticisine kadar içerisinde bulunan detaylara baktık. Nereden geliyor, nereye gidiyor, özelliği nedir? Bir de bu noktada ADS panelleri içerisinde, IPS türevleri içerisindeki farkını da özellikle o 4 milisaniye tepki süresiyle ortaya koyuyor. Kesinlikle öyle. 4 milisaniye düşük tepki süresi de ürünün artılarından bir tanesi. Çünkü piyasadaki diğer IPS panellere baktığımızda 5 milisaniye ve 6 milisaniye gibi biraz daha yüksek tepki süreleri görüyoruz. Bu bağlamda piyasadaki 4 milisaniye tepki süresine sahip tek ürün şu anda ViewSonic VG2433SMH. O noktada şu dikkatimi çekiyor. Bazen tüketiciler soruyorlar, alıcılar. 5 milisaniye olduğu için acaba IPS ya da türevi olan paneli ben oyun amaçlı da kullanacağım. Hani evet. Arada. Bunun dışında alsam mı almasam mı? 4 milisaniye olduğu zaman oradaki tereddütü bir nebze daha almaya yardımcı oluyor. Evet. Gerçekten Ghosting'in 5 milisaniyede de pek görmüyoruz ama 4 milisaniye o noktaya doğru bir adım daha yaklaşmış oluyor. Doğru. Devam ettiğimiz zaman artlarda ergonomik gerçekten en büyük artlarından bir tanesi monitörün. Aşağıdaki ayağın 340 derece dönmesi, 100 mm'lik yükseltme, bir de pivot modunun olması özellikle profesyonel iş yaşamında gerçekten önemli. Evet, yine öne doğru eğilme ve arkaya doğru eğilme de ergonomiye ek olarak artılar katıyor. VESA aparatını da VESA standını unutmayalım. Kesinlikle. Ve Ali son olarak baktığımız zaman düşük güç tüketimi gerçekten monitörde önemli noktalardan bir tanesi. Ev kullanıcıları o kadar umursamıyor Recep ama aynı monitörden çok sayıda alan ofisler için uzun vadede fark yaratıyor mu? Evet, yaratıyor. Güç tüketim testlerinde daha önce bu konunun altını çizmiştik. Bunlar özellikle monitörün güç noktaları olarak dikkat çekiyor. Evet. Eksilere baktığımızda Ali, OST menüsünün kullanımının epey zor olduğunu söyleyebiliriz. Şu aşağıda yer alan fiziksel tuşlar, aslında fiziksel tuşlar pek çok kullanıcı dokunmatik tuşlardan daha çok hoşuna gidiyor. Evet. Okey. Ama konumda aralarındaki mesafenin biraz uzak tutulması, tam ortada LED'in yer alması, okeyleme tuşunun bir tarafta, iptal tuşunun diğer yanda olması cidden iki parmakla iki elle bunun ayarlarını yapmayı gerektiriyor. Normalde hepsi birbirine yakın olduğu zaman tık 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 arada daha hızlı geçebiliyor. Evet. Neyse ki OST menüsüne çok işimiz düşmeyecek. Kullanıcılar genelde bir defa ayarladıktan sonra bir daha da OST menüsüne pek girmiyor. Gözünüze rahat gelen, çalışmanız için gerekli olan ayarı bir defa yaptıktan sonra değiştirmeniz için gerek yok. Zaten Recep, şimdi profesyonel bir çalışma yapacak olduktan sonra her dakika ayarları değiştirmiyoruz. Evet. Dinamik moda aldıysan, normal bir moda aldıysan oyun ya da multimedya kullanımı arasında da çok fazla değiştirmene gerek yok. Çünkü özellikle böyle bir gaming mod vesaire söz konusu değil. Evet. O noktada ekonomi, enerji tasarrufu modları mevcut. Renk sıcaklık ayarları mevcut, parlaklık ve temel kontrast ayarları mevcut gibi. Ayarladıktan sonra dediğin gibi olay bitiyor. Doğru. Ali, bir eksi olarak da hoparlörler biraz daha iyi olabilir diyebiliriz. Hoparlörlerin basları biraz zayıf kalıyor. Hoparlörlerde diyalogları anlamak kolay. Ofis içerisinde rahatlıkla kullanılabilir, söylenenler anlaşılabilir. Ama gümbür gümbür ses bekliyorsan o noktada harici hoparlörler, özellikle multimedya, sinema deneyimi ve oyun deneyiminde gerekiyor mu? Gerekiyor. Evet. Zaten bu tür monitörlerde genelde 2 watt ya da 2 wattlık 2 tane hoparlör bile olsa harici hoparlörleri yüksek ses istiyorsan kullanman gerekiyor. Çünkü arkadaki alan belli, alan içerisinde verilebilecek hoparlörün boyutu belli. Doğru. O noktada hoparlörleri kendi sınıfındaki diğer monitörlerle kıyasladığım zaman özellikle diyalogların daha rahat duyulduğunu söyleyebiliriz. Ama basların eksikliği subwoofer'ın olmamasından ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Ali, son olarak bir de fiyat konusu var. Doğru. Fiyatı ne kadar diyeceğim? 800 TL şu an piyasadaki satış fiyatı KDV dahil. 1 milisaniye 144 Hz'lik yüksek oyuncu monitörlerine göre çok daha erişilebilir olduğunu görüyoruz. Evet. Pek çok kullanıcının ancak halen ofislerde, evlerde kullandığı monitörlerin 18 inç civarında olması dikkat çekiyor. Doğru. En uygun fiyatlı monitörlere yöneldikten sonra o bilgisayarlarda, bilgisayar güçlü bile olsa monitör eğer küçük ekranlıysa çalışmak daha zor oluyor. Bir de IPS, ADS türevleri olmadığı için o dediğim ofiste çalışırken omuz üstünde dikilen arkadaşın tepeden bakması, tepeden bakan adamın gördüğü renkle tasarımcının gördüğü rengin farklı olması ve iletişimi orada krize yol açması ayrı bir dert. Normalde evet. Çalışma ortamında en çok stresi olacağı şey ekranda iki kişinin gördüğünün aynı olmaması.
O noktada bakan gözlerin zaten ayrı olması ve tasarımcının içine üçüncü bir kişinin bakmasına hiç karışmıyoruz, değinmiyoruz. Ama günümüzde pek çok okulda, pek çok ofiste kullanılan eski monitörlerin yenileriyle değiştirilmesi, daha büyük ekrana geçilmesi için gayet ideal bir tercih olduğunu söyleyebiliriz. Doğru, özellikle de profesyonel alanda çalışan kullanıcılar yeni ADS panelle birlikte renklerin farkını bariz bir şekilde anlayacaklar. Zaten Wilsonic'in VG serisi bu ergonomik standıyla birlikte kullanılan panel tipiyle biraz daha profesyonellere yönelik. Tabii ki 4K'da böyle uç noktada en ileri düzeyde 10 binlerce liralık hatta 100 binlerce liralık yatırım yapan tasarım stüdyoları çok daha üst modellere bakacak. Evet. Ama pek çok tasarım bürosu, pek çok grafik yapan yer için ya da pek çok okul ofis için bu şu an oldukça üst seviye bir upgrade acaba. Evet, yani rahatlıkla tavsiye edebileceğimiz bir model. Sizler birlikte Wilsonic'in VG2433 SMH monitörünü inceledik. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.